Türkiye'de, dünyada gözden kaçanlar, satır arasında kalanlar, gündeme dair sorulacak ne varsa, cevap aranacak ne varsa, şimdi Afşin Yurdakul'la 360'da. Habertürk ekranlarından ve 360'tan merhaba. 2011 yılında Arap Birliği'nden çıkarılan Suriye, birliğe geri mi dönüyor? Esad yönetimi ard arda Arap ülkeleriyle temasta bulundu. Amerikan haber dergisi Newsweek, Esad dünya sahnesine dönüyor diye bir manşetle çıktı. Arap dünyasına değişen ne? Bu Türkiye'nin yol haritasını, Suriye politikasının geleceğini nasıl etkileyebilir? Üstüne konuşacağız konuklarımızla. 360 başlıyor. Öncesinde bir başkent yayını Ankara'ya döneceğiz. Taliban heyeti Katar'ın ardından bugün Ankara'da. Heyette kimler var, gündem başlıkları neler? Detayları Bedircan Özbey bize anlatacak. Dinliyoruz. Afşin Yurdakul, Taliban heyetinin henüz Ankara'da Dışişleri Bakanlığı'na giriş yapmadığını belirtelim. Yaklaşık 20 dakika önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bakanlığa geldi. Şu anda Afganistan'da Taliban'ın hükümeti devralmasının ardından oluşan heyetin gelmesi bekleniyor. Önemli konu başlıkları görüşülecek. O konu başlıkları neler? Dilerseniz onları da hemen aktaralım. Öncelikle Afganistan'daki yaşanan son gelişmeler masaya yatırılacak. Aynı zamanda Kabil Havalimanı'nın işletilmesi ve güvenliğinin sağlanması da yine görüşülecek olan konuların arasında olacak. Yine Afganistan'a yapılacak olan insani yardım ve göç konusu da burada görüşülecek. Ankara'da Dışişleri Bakanlığı'nda Taliban hükümetinden oluşan heyetin başındaysa Afganistan Dışişleri Bakan Vekili Mevlevi Amir Khan Muttaki olacak. Muttaki 12 Ekim tarihinde Katar'ın başkenti Doha'da hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Avrupalı 10 ülkenin yetkilileriyle görüşmüştü. Burada Afganistan'daki gelişmeler ele alınmıştı. O iki günün ardından şimdi başkent Ankara'dalar. Saatler 14'ü gösterdiğinde heyeti taşıyan uçak İstanbul'dan Ankara'ya iniş yaptı ve 14.30'da da Ankara Sabiha Gökçen Ankara'daki Esenboğa Havalimanı'ndan çıkış yaptılar. Dediğimiz gibi yaklaşık 20-25 dakika önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanlığı'na geldi ve Taliban'lı yetkililerden oluşan heyetin bakanlığa gelerek görüşmelerin başlamasını bekliyoruz diyelim ve sözü yeniden İstanbul'a size bırakalım. Bedircan Özbey, teşekkür ediyoruz. Taliban heyeti Ankara'da, kuşkusuz önemli bir temas bu. Bizim başkentimizi ziyaret ediyor Taliban heyeti. Afganistan'daki gelişmelerle ilgili çok detaylı uzun yayınlar yaptık. Madem Ankara'dalar, bu da bugün ev sahibi olan ülkenin, Türkiye'nin bir vatandaşı ve bir gazetecisi, buradaki burada Türk basında çalışan bir gazeteci olarak dileğimdir kendilerine de ulaşmasını arzu ederim. Umarım kendi ülkelerinde kadın haklarına da saygıyı gözeterek bir siyasi gelecekleri olur. Bugün Ankara'da olmaları kuşkusuz önemli Türkiye-Afganistan ilişkileri açısından. Bunu da söylemeyi bir kadın, insan ve gazeteci olarak borç bilirim. Bu nottan sonra bugünkü Suriye gündemimize dönelim konuklarımızla beraber. Gazeteci Fehim Taştekin, Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek'le konuşacağız. Hoş geldiniz. Teşekkürler vakit ayırdığınız için. Teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Şimdi konuşmaya geçmeden önce bu gelişmeleri, Newsweek dergisinin kapağını bir ekrana getirelim istiyoruz kıymetli konuklarımız. Orada da şöyle söyleniyor. Gelsin ekrana, kapak görelim. Geri döndü başlığı var. Analizde de Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad dünya sahnesine dönüyor başlığı kullanılıyor. Newsweek dergisi böyle bir kapakla çıktı. Malumunuz Amerikan basını bu iç savaşın başından beri Amerikan basını hararetli yazılar yayınladı. Suriye'deki iç savaşa, Esad'ın buradaki pozisyonuna, halkına şiddet uygulayan bir lider olduğuna dair çizilen portreye kadar bu derginin ve farklı batılı haber platformlarının Esad'ın tekrar dünya sahnesine dönüşüyle ilgili yayınlamış olduğu haberler hem Suriye'de değişen dinamiklere hem de bu bölgede şekillenen atmosfere dair önemli bir fikir veriyor. Bu sebeple biz de gördük, gördüğümüzü de ekrana aktarmak istedik. Devam edelim. Amerikan Dışişleri
Bakanı Blinken'dan da bir açıklama var. Dün yaptığı bir açıklama bu. Amerika'nın Suriye'de Esad'la ilişkileri normalleştirme çabalarını desteklemediğini söyledi. Suriye'de siyasi çözüm konusunda geri dönüşü olmayacak şekilde ilerleme kaydedilmeden Beşar Esad rejimiyle ilişkileri normalleştirme çabalarına destek verme veya rejime yönelik yaptırımları kaldırma niyetimiz yok ifadesini kullanıyor Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken. Şimdi Suriye'de ne değişiyor? Bunu konuşacağız. Nevzat Çiçek'le başlamak isterim. Nevzat, selamlar. Arap dünyasında Suriye'ye bakışta değişen nedir? Bunu hem Nevzat Çiçek'ten hem de sonra Fehim Taştekin'den bir dinlemek isterim. Hızlı bir başlangıç yapalım. Neredeyiz anlayalım. Nevzat. Afşin Yurdakul, aslında şöyle, biliyorsun ben geçen aylarda Ürdün Başbakanı'yla görüşmüştüm. Daha sonra Irak'ta Cumhurbaşkanı ve Başbakan'la görüştükten sonra Türkiye'ye döndüğümde Suriye'nin Arap Ligi'ne dönmeye hazırlandığı ve Mısır'ın bunu başa çektiğini ifade etmiştim. Şimdi aslında olay şu, Ürdün Başbakan'ın ağzından ifadesiyle söyleyeyim, Suriye'de Esad'ın artık meşru olduğunu tanımaya başladı. Ve bunun için sınırlarını aştı. Sınırlarını aşmakla kalmadı. Ekonomik anlamda özellikle Suriye üzerinden kendisini Avrupa'ya bağlayacak olan karayolunu da Türkiye üzerinden kullanmak için bir çabası var. Ve aynı zamanda geri gelen, Suriye'den gelen mültecilerin de geri dönmesi için bir arayış içerisine girdi. Ve Ürdün politikasını değiştirdiğini bizzat başbakan tarafından bize aktarmıştı. Aynı şekilde Irak'ta Cumhurbaşkanı Behram Salih de bana yaptığı açıklamada şunu söylemişti. Beşar Esad'la çok uzun bir görüşme gerçekleştirdim. Bu görüşme çok çok uzun oldu ve belli alanlarda mutabakata vardık. Bir çerçeve çizdik ve zamanı geldiğinde bölgedeki muhataplarıma bunları aktaracağım demişti. Yani o da bir arayış içerisine girmişti. Ve sonrasında biliyorsun Mısır basına çok yansımadı ama özellikle Ürdünlü yetkililerden aldığımız bilgiye göre Sisi özellikle İçişleri Bakanları toplantısına, Arap Bakanlarının katıldığı İçişleri Bakanları toplantısına şu ifadeyi net kullanmış. Suriye'nin Arap Ligi sınırlarına dönmesi gerekiyor. Ne yapıp edip bizim Suriye'de bir şekilde bu işi çözüme kavuşturmamız gerekiyor. Ve dolayısıyla da İran ve Türkiye'yi de saf dışı edemeyeceğimize göre bölgede, komşuluktan da atamayacağımıza göre yeni bir çıkar yolu bulmamız gerekiyor demişti. Şimdi Mısır bunu niye yapıyor sorusunun cevabı iki türlü. Birincisi Mısır Suriye'nin Arap kimliğine vurgu yaparak Arap Ligi'ne dönmesini istiyor ve bunun öncülüğünü şu an yapıyor. Bunun temel gerekçelerinden bir tanesi de oradaki uzmanların ifadesi İran'dan biraz koparmaya çalışıyorlar. Ve aynı zamanda Suriye'deki gelişmelerin bir şekilde sonuçlanmamasının gerek Irak'ta, gerek Türkiye'de, gerek bölge ülkelerindeki dizaynında asli unsur olduğunu ifade ediyorlar ve bunun sonlanması gerektiğini söylüyorlar. Tabii bütün bu gelişmeler yaşanırken aslında iki büyük elçiliğin orada açıldığını gördük. Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Suriye'de büyükelçilik açtığını gördük. Ve dolayısıyla da şu an Araplardan özellikle Mısır'ın ve Ürdün'ün başını çektiği, Irak'ın da dolaylı destek verdiği yapı Suriye'nin Arap Ligi'ne dönmesini istiyor. Ve aynı zamanda yeni bir şekilde Esad'ın meşruluğunu kabul ederek yeni bir yol haritasının ortaya konması gerektiğini ifade ediyorlar. Şimdi Ürdün bu konuda çok hassastı. Biliyorsunuz Türkiye ile birlikte en çok mülteciliğe ev sahibi yapan, Suriyeli mülteciye ev sahibi yapan Ürdün ve Irak'tı. Dolayısıyla 1.3 milyon civarında Suriyeli mülteci vardı ve Ürdün uzun süre ilişkileri dondurmuştu. Ürdün'le birlikte aslında 10 yılı aşkın bir süre, Nifsek'in analizinde de var o. Yani mesela Interpol 2012 yılından itibaren Suriye'yi almamıştı. Tekrardan şu an Suriye'yi kendi kayıtları içerisine aldı. Yani işbirliği yapma noktasında bir irade beyanı ortaya koydu. Şimdi buradaki esas çıkan sonuç şu, bir taraftan İran'ın, Suriye'nin, Türkiye'nin, Körfez ülkelerinin başını çektiği bir blok var. Diğer taraftan ABD'nin başını çektiği başka bir blok var. Ve bu Suriye'nin toprak bütünlüğü vurgusu bütün ülke tarafından, yani üye ülkeler tarafından ifade ediliyor. Fakat Suriye'de yabancı savaşçının kalmaması ile ilgili sorun orada başlıyor. Şimdi ABD burada kendi pozisyonunu bir şekilde tutmaya çalışıyor. Rusya kendi pozisyonunu tutmaya çalışıyor, Türkiye tutmaya çalışıyor, İran tutmaya çalışıyor ve dolayısıyla da şimdi en son Beşar Esad'la Putin arasındaki görüşmede de biliyorsunuz yabancı savaşçı vurgusu yapıldı ve dolayısıyla da bütün Orta Doğu'daki analistlerin büyük bir kısmı şunu ifade ediyorlar. Şimdi Suriye'de öyle bir hale doğru geldik ki ne Suriye yönetimi tek başına karar verme yetkisine sahip, ne Türkiye karar verme yetkisine sahip, ne İran sahip,
ne Rusya sahip. Dolayısıyla da ne de ABD sahip. Dolayısıyla da ama gerçekçi olan bir şey var ki Körfez ülkeleri Esad'ın gitmesi ve meşruluğu noktasında politika değişikliğine gittiler ve bunu da Suriye'ye bir şekilde ilan ettiler. Bir diğer tarafından da özellikle Irak'ın çok ciddi çabasını görüyoruz. Yani Irak'ın özellikle Türkiye ve Suriye arasında bir arabuluculuk çalışması var. Bunu bizzat Iraklı yetkililer ifade etmişti. Bir başka arabuluculuk çalışması biliyorsunuz Türkiye ile Mısır arasında Kral Abdullah'ındı. Bu da artık gün yüzüne çıktı. Dolayısıyla da ilerleyen dönemlerde özellikle Türkiye'de istihbarat alanında Suriye ile görüşme kısmının gerçekleşme ihtimalinden bahsediliyordu. Bir diğer tarafından da özellikle bu mülteciler meselesinde güvenli bölgelerin oluşabilmesi noktasında bir işbirliğine doğru gidilmesinden bahsediliyor şu an. Nevzat Çiçek, teşekkür ederim. Beyin Paştekin, bize yardımcı olun. Arap dünyasında ne değişiyor ve bu Suriye'de Suriye'nin geleceğine yönelik bize ne söylüyor? Bir yazınız var bu konuyla ilgili, Esad'la Arap kucaklaşması yakın mı başlıklı. Orada da demişsiniz, açmanızı rica edeceğim. Amerika'nın da Arap sokağındaki bu yumuşamanın neresinde kaldığını analiz ettiğiniz bir yerde Biden yönetiminin de Şam'la ilişkileri farklı yaklaşım isteyen Arap dostlarını terslemediği konuşuluyor demişsiniz. Amerika'nın bakışı ne bu Arap sokağındaki gelişmeye? Bunu da duymak isterim sizden, buyurun. Şimdi ortada bir çıkmaz var. Amerika'nın dayattığı yaptırımlar Sezar yasası çerçevesinde. Tabii bu yaptırım yasası hem Biden yönetiminin şu anda farklı bir açılım yapmasını önlüyor, hem de Arapların daha ileri bir adımla işte Şam'la kucaklaşmasını biraz öteliyor ya da geciktiriyor. Fakat aslında hem Arapların hem de Amerikan yönetiminin Suriye ile ilgili değerlendirmelerinde belli çakışmalar var. Bu birkaç yıldır öne çıkan bir çakışma. Bu çakışmayı özellikle Ürdün Kralı'nın işte bir şekilde tavsiyeleriyle bunu görüyoruz. Bu çakışmayı bir yumuşamaya çevirme çabası var. Bu çakışma nedir? Bir tarafta Arap dünyasında tabii ki Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan vesaire bunlar bu işin başını çekiyor. Türkiye'nin artan nüfuzunu ya da müdahalelerini temelde tehdit olarak görüyorlar ve bunu Arap Birliği zirvelerinde sürekli bir deklarasyona çevirdiklerine de tanık olduk. Diğeri ise herkesin bildiği İran etkisi ve İran'ın Suriye'de ve Irak'ta geriletilmesi. Tabii başka coğrafyalar da var ama şimdi Suriye'yi konuştuğumuz için bununla sınırlandırıyorum. Şimdi şu ana kadar izlenen politikalar bunu sağlamadı ve iki temel soruna parmak basarken yeni bir şey deneyelim deniliyor. Ve son Ağustos'ta Beyaz Saray'daki Kral Abdullah ile Biden arasındaki görüşmede de bunun tartışıldığı aktarılıyor Arap gazetelerinde. Bu tartışmada Ürdün'ün geliştirdiği bir yol haritası var. Kademeli olarak Şam'la diyaloğa geçmek ve bir normalleşme gerçekleştirmek ve bunun karşılığında da yabancı güçlerin, tüm yabancı güçlerin çekilmesini temin etmek. Tabii burada bunun muhatabı Amerika, Türkiye ve de İran özellikle. İsrail'i ilgilendiren tarafları da var. Şimdi bu çakışmaya Rus-Amerikan diyaloğunu da eklememiz gerekiyor. Çünkü Ruslar epey zamandır Arap dünyasında çok önemli ilişkiler geliştirdiler. Ve bu ilişkileri Suriye'de yeniden inşa sürecinde bir katkıya çevirmek istiyorlar. Bir Rus etkisinden söz edebiliriz. Ruslar şu yaklaşımı geliştirdi. Hem Arapların tabii ki değer verdiği bir yaklaşım hem de Amerikalılara bir manevra alanı açıyor. O da şu, İsrail'in güvenliğini yani temel olarak işte İran bağlantı olarak milislerle ilişkilendiriyorsunuz. Bu siyaset İran'ı geriletmedi. Fakat Rus etkisini ya da Rus rolünü artıran bir yaklaşımla burada İran bir şekilde geriletilebilir. Bu yaklaşımla 2018'den itibaren Güney Cephesi aslında bir şekilde çözüldü ve Rusya'nın verdiği teminatlarla Hizbullah ya da işte İran bağlantılı milisler Güney Cephesi'nde biraz geriletildi. Dera, işte Kuneitra vesaire bu cephenin yeniden Suriye ordusunun kontrolüne geçmesi sağlandı. Bu Rus yaklaşımının Amerika nezdinde de karşılık bulmasıydı. Şimdi Biden yönetimiyle birlikte bir şey denediler. O da insani geçişlerin kolaylaştırılması.
Rusya burada bir yani Amerika'nın istediği bir adımı attı. Amerika da buna karşılık ileri düzeyde diyalog geliştirmeyi kabul etti ve taraflar, işte bir tarafta McGurk var, diğer tarafta Kremlin özel temsilcisi ve Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı bir diyalog sürecine girmiş durumda. Bütün bunlar Amerika'nın resmi tutumuna rağmen Şam'la Arapların özellikle diyaloğunu mümkün kılmaya başladı. Burada bir şey daha ilave edeyim bu değişimdeki faktör olarak, o da Lübnan'daki ekonomik kriz. Burada yakıt krizi, enerji krizi Hizbullah'ın bir hamlesiyle karşılık buldu. Hizbullah İran'dan doğrudan tankerleri Suriye limanlarına yanaştırdı ve oradan Lübnan'a yakıt transferi gerçekleşti. Amerika bunu, bu oyunu, daha doğrusu bu hamleyi daha farklı boyutlara varmasını önlemek için Sezar yaptırımlarının delinmesi anlamına gelecek bir esnemeye gitti. Ürdün elektriğinin Suriye üzerinden Lübnan'a taşınmasını ve hakeza Mısır doğalgazının yine Ürdün üzerinden Suriye üzerinden Lübnan'a taşınmasını kabul etti. Bu eski bir hat. Türkiye'nin de aslında dahil olduğu bir hat. Yeniden diriliyor. Bütün bunlar sinyaldir ve Arap dünyası bu sinyali şimdi değerlendiriyor. Tabii ki başka bir şey var. Nevzat şeyin belki ilave etmediği bir şey ben ilave edeyim. Suriye'de alternatif nedir diye Arap dünyasında epey zamandan beri bir tartışma vardı ve buradaki mesela Müslüman kardeşler ve ona paralel bazı yapılarla ilgili ciddi rezervler var. Başta Mısır olmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri Körfezi'nin diğer ülkelerinde. Şimdi bu kaygılar ve korkular yeni değil. Aslında yani çok yakından izleyenler bilir 2012'den itibaren işte o zaman Suriye Ulusal Konseyi oluşturuldu, daha sonra bu bir koalisyona dönüştü vesaire. Bunun arkasında Türkiye ve Katar'ın daha çok İslamcı radikal yapılara destek verirken diğer kanatların bunu tehlikeli bulmasıydı ve bir ayrışma yaşandı. Sonra İstanbul muhalifler arasında İstanbul ekibi, işte Kahire ekibi ve Suud ekibi böyle ortaya çıktı. Terştekin bizi duyabiliyor mu? Ben şimdi... Peki görüntüyü bir an kaybettik diyelim Terştekin ama şu, kulağımı sizde dinliyoruz, buyurun. Evet. Bir şimdi, ayrışma oldu dediniz ve sonrasını şimdi, bu ayrışma daha sonra Türkiye ile yaşanan bu gerilimlerin de biraz etkisiyle, evet yani Suriye'de alternatif nedir? Biz bu alternatifle barışık olmayacağız dendi. Böylesi bir tepki gelişti. Bütün bunları bir çerçeve içerisinde gördüğümüz zaman çok pratik nedenleri zaten Nevzat Çiçek sıraladı. Mültecilerle ilgili sorun, hem Lübnan'ın hem Ürdün'ün ciddi sorunu. Yine IŞİD'le ilgili kaygılar, Irak'ın Şam'la çok paylaştığı kaygılar. İki ülke ortak hareket etmek zorunda bu beladan kurtulabilmek için. Haliyle bunlar hem sahadaki faktörler hem bölgesel faktörler Şam'la normalleşmenin bir şekilde önünü açıyor. Ama Newsweek bir kapağıyla aslında bir tetikleme yapıyor. Yani Batı'yı vesaire tetikliyor, uyarıyor. Daha önce Foreign Policy de böyle bir yazı yayınladı. Yani iş henüz bu noktada değil. Yani her şey bitti, bir kucaklaşma oluyor. İşte Esad tamamen döndü. Her şey bu noktada değil. Elbette Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun son sahnesine baktığımız zaman orada Faysal Miktat'ı, Dışişleri Bakanı'nı pek çok ülkenin Dışişleri Bakanı ile görüşürken gördük. Bu son derece uluslararası iklimin değiştiğini gösteren bir tabloydu. Kendisi de bunu El Vatan Gazetesi'ne verdiği röportajda dile getirdi. Bu sefer çok farklıydı dedi. Yani Suriye'nin önündeki diplomasi alanındaki değişiklikleri gözlemlediklerini vurguladı. Bunun kendilerine umut verdiğini söyledi. Amerikan cephesinde bir direnç var, evet. Kongrede mesela pek çok milletvekili ve de senatör bu gelişmelerden rahatsız. Biden yönetimini uyaran mesajlar veriyorlar. Ama herkes şimdi şuna bakıyor. Eğer yani İsrail'in güvenliği garanti altına alınacaksa,
İran geriletilecekse, burada Rusya'nın rolü teslim edilerek Rusya'nın rolü önem kazanacaksa biz Ruslarla bunu neden görüşmeyelim? Eğer Araplar da bir anlamda Suriye'yi yeniden Arap dosyasına, Arap kalbine taşıyacaksa bu da bizim endişelerimize denk gelen bazı sonuçlar üretecekse bu da neden olmasın diyenler de var. İkili oynandığını da söyleyebiliriz bu çerçevede. Peki, teşekkür ederim. Şimdi Suriye'ye yönelik Fehim Taştekin'in söylediği gibi her şey bitti artık normale döndü, Esad'la döndü demek pek mümkün olmasa da farklı bir rüzgar olduğunu bu gelişmeleri yan yana koyunca görmek mümkün. Nevzat Çiçek, bu Türkiye üstünde bir baskının artmasına da sebep olabilecek bir gelişme midir? Arap Birliği'ne tekrar dönmesi örneğin Suriye'nin. Bir taraftan da Suriye'ye olası bir harekat konuşulduğu günlerdeyiz biz yine. Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığına yönelik örneğin baskının da artacağına, mesela Arap sokağından da bu baskının geleceğine yönelik bir işaretle mi biz karşı karşıyayız bir yandan da? Afşin, şöyle aslında tabii Suriye ile ilgili bu temaslar yapılırken yani Mısır ve Ürdün başını çekiyor. Şunu da unutmamak lazım. Ürdün Kralı Abdullah Biden'la görüşmesinde hem Mısır'ın hem Filistin'in vekaletini alarak gitti. Yani tek bir ülke adına görüşmedi. Üç ülke adına görüştü orada. Yani Mısır'ın da vekaletini aldı, Filistin'in de vekaletini aldı. Ve dolayısıyla görüşen tek Arap lideriydi Biden'la. Bunda hem şu anki veliahtın Biden ofisinde çalışmasının etkisi var. Hem Biden'ın bakanlarının Ürdün'de çalışmasının ve eski dostlukları söz konusu. Başbakan öyle anlatmıştı. Ama şunu unutmamak gerekiyor. Aslında Suriye'de değişimin önce adımını Katar, Körfez'le barıştığı andan itibaren başlamıştı. Çünkü sebep şuydu, Suudların başını çektiği ekip Biden'la birlikte bir İran politikasını değiştireceğine inanıyordu. Ve nükleer meselesi konuşulduğunda masada yer almak için Arapların beraber hareket etmesi gerektiğine inandığı için Katar'la başmışlardı. Yoksa Katar'ı çok sevdikleri için değildi. Aslında biraz önce Fehim Taştekin de söyledi. Yani Mısır'da şu an bir şekilde Suriye'nin Arap Ligi'ne dönmesini hem Arapların güçlenmesi hem de Suriye'nin bir şekilde İran'dan kopması olarak okumaya çalışıyor. Ve dolayısıyla da aslında bugün İran'la ek protokoller için yapılacak olan masada bir şekilde Körfez tekrardan yer almak istiyor. Bunu bir tarafa yazmak gerekiyor çünkü Suriye meselesinin bir kısmını da buradan okumak gerekiyor. İkincisi, biraz önce Fehim Taştekin söyledi, Müslüman kardeşler meselesi ve sonrasında Esad sonrası. Aslında çok özel anlatıldığı için ben de kısmen anlatayım, isim vermem ama Esad sonrası için şu an belirlenen 3 aday profili de Rusya'nın isteğiyle belirlenen 3 aday profili. Biraz önce onu ifade etmeye çalıştım. Yani Suriye'de karar verme süreci ne Türkiye'nin elinde, ne İran'ın elinde, ne Esad'ın elinde ve karmaşık bir durum var. Zaten Nivsik de bunu çok net irdeliyor, o da bunu söylüyor. Yani şu an o karar verme süreçlerinin bir ülkenin elinde olmadığını ifade etmek lazım. Senin soruna geldiğinde evet, bir baskı söz konusu olabilir mi? Baskı söz konusu olabilir. Ama şöyle bir şey de söz konusu olabilir. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri, Suud, Mısır başta olmak üzere Türkiye ile en büyük anlaşmazlık meselesi biliyorsun Müslüman kardeşler meselesi. Ve Mısır yönetimi Müslüman kardeşlerin Türkiye'de Mısır aleyhine herhangi faaliyette bulunmaması gerektiğini ifade etmişti. Bir yumuşama adımı sağlanması gerektiğini söylemişti. Kral Abdullah Türkiye ile Mısır arasında arabuluculuk yaparken bunu ifade etmişti. Ve daha sonra biliyorsun burada bazı kanalların kapatılması gündeme gelmişti. Eğer Müslüman kardeşler İhvan üzerinden Türkiye ve Körfez anlaşırsa bu Suriye meselesinde tam tersi sadece Türkiye'nin orada asker bulundurma meselesi üzerinden bir baskılama olabilir. Ama Türkiye'de orada argümanı şöyle geliştiriyor. Benim dışında birçok ülke var. Ben komşuluk ilişkisine sahibim. Dolayısıyla önce onlar çekildiğinde en son ben çekilirim tarzı bir yaklaşım sergiliyor. Ama bu baskının gelme ihtimali çok yüksek. Fakat burada özellikle Ürdün Başbakanlığı'nın bize anlattığı meselede evet bir çerçeve söz konusu, bir yumuşama söz konusu olacak. Ama öncelikle mülteciler meselesi üzerinden gitmeye çalışacaklar. Yani Ürdün güvenli bir alan oluşmasını istiyor. Irak Başbakanı Kazimi aynı ifade etmişti. Yani Irak'ta El Hol kampını mesela ne yapacağız demişti. Eğer Suriye'de bir yumuşama olmazsa biz bununla yaşamak zorundayız ve bu sorun bizi etkiliyor demişti. Dolayısıyla daha sonra yumuşak bir geçişe döner mi bilmiyorum. Ama özellikle Filipinler'de Moro hükümetiyle
Moro'daki İslami Kurtuluş Cephesi ile Filipinler hükümeti arasında anlaşma sağlandığında bu tür çatışma alanları için dört adım belirleniyor. Birincisi bunun güvenin sağlanması. İkincisi normalleşmenin sağlanması. Üçüncüsü yasal adımların atılması ve dördüncüsü silahların bırakılması. Şimdi bu formülasyon aslında Suriye için de geçerli. Yani güvenden kastım Beşar Esad'ın iktidarında Beşar Esad'a karşı savaşanların bir şekilde dışarıdan getirilen savaşçıları kastederek söylemiyorum. İçeride Beşar Esad'a karşı bir şekilde silah kullanmışların Beşar Esad'a güveneceği bir alanın oluşması ve bunun bir garantörlüğünü sağlanması. İki, normalleşmenin sağlanması. Bunun normalleşmenin en büyük adımlardan bir tanesi topyekun Suriye'de yabancı güçlerin çekilmesi ve Suriye'de o normalleşme sürecinin demokratik bir ülkeye yarar gibi sağlanması. Üçüncüsü de yasal adımların atılması gibi anayasa olarak ifade ediliyor. Suriye'de mevcut yeni bir anayasanın bütün tarafları kapsayacak bir anayasa. Dördüncüsü bu şekilde de bir geçişle birlikte silahlar bırakılabilir mi tartışması yaşanıyor. Ürdün'ün önerdiği aslında formül buna yakın bir formül. Yani bu dörtlü sıralamayı oluşturan bir formül. Mümkün gibi gözüküyor mu? Çok açık söyleyeyim. Mesela şimdi ABD YPG ile orayı kontrol ederken, İran belli bölgeler altında kontrol ederken, Türkiye belli bölgeleri kontrol ederken, Rusya kontrol ederken bu mümkün gibi gözüküyor mu? Çok yakın zamanda değil ama Fehim Taşçekin de söylediği gibi her şey şu an Nipsik'in söylediği gibi bitmiş de değil. Bir başlangıç yapılması isteniyor. O başlangıç özellikle Mısır ve Ürdün'ün başını çektiği, Irak'ın da desteklediği bir Arap bloğundan geliyor. Bunun da temel gerekçesi hem ekonomik hem mülteci hem de İran faktörü. Dolayısıyla uzun vadede bir yol alabilir miyiz? Çok iyimser değilim ama hiç yoktan iyidir. Fakat Türkiye üzerine baskılama söz konusu olur mu? Eğer Mısır ve Körfez Türkiye ile anlaşırsa çok büyük baskılama olmaz. Ama anlaşmazlarsa baskılama çok ciddi devam eder. Türkiye bunu nasıl yönetmeli? Bu olasılıkları nasıl yönetmeli? Nevzat bunu da duyayım. Ondan sonra iki soruyla birlikte Fehim Taşçekin'e döneyim. Aslında Afşin Türkiye sürecin içerisinde çok dışında değil. Yani Irak Türkiye adına hem Suriye ile görüşüyor hem Türkiye ile görüşüyor. Bir arabuluculuk yapıyor. Kazımi Irak hükümeti bunu yapıyor. Hatta en son Irak'taki zirvede Sayın Cumhurbaşkanı'nın gelmesi bekleniyordu. Orada biliyorsun Birleşik Arap Emirlikleri ile Mısır başta olmak üzere çok ikili görüşme yapıldı. Yani o eski tırnak içinde söylüyorum kavgalı kardeşler bir araya geldi. Dolayısıyla Türkiye'nin yöneteceği mesele büyük bir ihtimalle şöyle bir baskı Türkiye'nin üzerine gelebilir. Yani Esad Türkiye'nin kırmızı çizgisi olmaya devam ederse bu baskılar nasıl dindirilir? Yok, Türkiye bu anlamda yeni bir yol haritası ortaya çıkarsa nasıl bir hareket başlar? Tabii biz bütün bunları konuşurken yakın zaman içerisinde Suriye'nin kendi içerisinde de bir askeri harekatın olmayacağı garantisini kimse veremiyor. Belki ilerleyen günlerde özellikle oradaki güçlerle Esad yönetiminin tekrar çatışma ihtimalini göz ardı etmemek gerekiyor. Böyle bir sürecin yönetilmesi Türkiye'nin tek başına verebileceği bir karar mı? Değil. Ama Türkiye kendi çıkarları açısından önceliklerini sıralayıp zaten kırmızı çizgilerini ortaya koyuyor. Buna direnebilir mi sorusu belki anlamlı olabilir. Ne kadar direnebilir? O da şunun farkında. Elindeki en büyük argüman diğer güçler çıkana kadar ben buradayım argümanı. Ve çok açık ifade edeyim. Her ne kadar Suriye'nin toprak bütünlüğünden bahsedilse de Araplar da Irak'a benzer bir yapının ancak Suriye'de halkları bir arada tutma umudu olduğunu ifade ediyorlar. Dolayısıyla önümüzdeki süreçlerde federasyonun konuşulduğu bir Suriye ihtimali gözümüzün önüne gelebilir. Teşekkür ederim. Fehim Taştekin, ne söylersiniz? Türkiye üzerinde baskıyı artıran bir gelişme midir? Arap Birliği'nin de tekrar Suriye'ye sandalyeye buyur otur diye göstermesi. Ayrıca Nevzat Çiçek'in masaya bıraktığı soru. Esad Türkiye'nin kırmızı çizgisi olmayı sürdürürse senaryolar Türkiye için nasıl gelişebilir? Söz konusu baskı artarsa Türkiye'ye nasıl dayanır, dayanmalı ve seçim yapmalı? Evet, hali hazırda hem Suriye hem de Libya bağlantılı olarak, tabii buna Irak'ı da eklemek lazım, sınır ötesi hareketler nedeniyle bir Arap karşı tutumu şekilleniyor. Şimdi bunun nispeten baskı oluşturduğunu şuradan görüyoruz. Yani hükümette hem Mısır'la hem Körfez ülkeleriyle bir şekilde normalleşme arayışlarını hızlandırdı. Aslında ortak Arap tutumunun şekillenmesi ihtimaline karşı Araplarla ilişkileri birazcık daha normalleştiren ve de bunu bir ihtiyaç olarak gören bir Ankara var karşımızda.
Yani Mısır'la normalleşmenin, Suudi Arabistan'la diyalog çabasının, Birleşik Arap Emirlikleri ile başlayan görüşmelerin illaki bir tarafında Suriye var. Bu da bu baskının oluştuğunu gösterir. Burada üzerinde durulması gereken şey belki Arap Birliği'nde dönem başkanlığı Cezayir'e geçiyor ve Cezayir kendi başkanlığı döneminde Suriye'nin koltuğunu iade etmeyi çok istiyor. Mısır da bir süreden beri bu konuyu gündemde tutuyor. Ve sanırım bir Katar kaldı, yani direnen diyelim. Katar da Körfez'le ilişkilerini işte yumuşattığı için ya da işte bir şekilde normalleştirdiği için eski tutumunu sürdüremeyebilir. Belki Türkiye'nin baskısı nedeniyle ikircikli bir pozisyonda. Eğer tekrar Arap Birliği'ne Mısır dönerse bu çok önemli bir kırılma yaratacaktır. Yani bir şekilde Türkiye'nin de Suriye'deki askeri varlığını gündemde tutan bir ortak Arap tutumu şekillenecektir. Bu elbette bu baskıyı artırır. Şimdi bunun bir açıdan, başka bir açıdan önemi de şu. Arap dünyası içerisinde izolasyondan kurtulmuş bir Suriye, Suriye'ye bakış dünya genelinde de değişir. Yani Avrupa Birliği içerisinde ve Amerikan tarafında da değişir. O yüzden bütün bunların geriye kalan işte sorun olarak Türkiye'ye parmakların uzatılması şeklinde bir etki yaratabilir. Bunu dikkate almak gerekiyor. Bunun dışında en önemli yani göz ardı edilmemesi gereken nokta Rusya ile Amerika arasında devam eden Suriye müzakerelerinden çıkacak sonuçtur. Şimdi Erdoğan dikkat ederseniz McGurk'u bir şekilde hedef gösterdi. Bir memurdur ve yani Erdoğan'ın muhatabı değildir normalde. Erdoğan Biden'a seslenmesi gerekirken McGurk'u bir memuru hedef seçiyor. Bunun nedeni, en önemli nedeni yani bu öfkenin bu şekilde yansımasının nedeni McGurk'un Suriye'de izlediği siyasetin Ankara'nın beklentileriyle taban tabana zıt olması ve Rusya ile Türkiye arasında mevcut böyle bir şekilde çark gibi işleyen, kısır döngü şeklinde aslında işleyen Suriye dosyasının bundan sonra Amerika ile Rusya arasında dönecek olmasıdır. Bu Erdoğan'ın sinirlendiği bir şey. Şimdi eğer bu görüşmeler ortak bir anlayış üretirse Suriye üzerinde, o zaman Rusya'nın da Türkiye'ye artık çekilme zamanı geldi diye baskı yapması muhtemeldir. Belki yani dediğim gibi Erdoğan'ın öfkesi birazcık da bundan kaynaklanıyor. Ama kısa vadede, sizin ikinci sorunuza geleyim, kısa vadede Erdoğan'ın işte hani Esad'a karşı bir tutumunda bir değişiklik hissetmiyoruz, görmüyoruz. Bu ne kadar sürebilir? Yani sahadaki koşullar hızlı değişirse bu da değişir mi? Elbette siyasette hiçbir zaman bu olmaz diyebileceğimiz bir durum söz konusu değil. Birazcık da hem Arap dünyası hem başka aktörler Türkiye'deki iç siyasi değişimleri bekliyorlar. Yani içeride eğer hızlı bir siyasi tabloda değişim yaşanırsa Suriye siyaseti de kaçınılmaz olarak değişir ve pek çok şeyi artık bu düzeyde ya da bu şekilde bu bağlamda konuşmak durumunda kalmayız şeklinde bir şey var, bakış var. Elbette henüz vakit var, yani seçimleri kastediyorum, 2023 seçimlerini kastediyorum ve bu süreç zaten böyle kısa sürede çok hızlı bir şekilde türbülanslar şeklinde değişmeyecektir. Bir süre daha biz bu dengelerin böyle küçük adımlarla ya da gerilimlerin inerek ve çıkarak sürdüğünü göreceğiz ki bugünlerde zaten sahada bunu görüyoruz. Türkiye belki hani bu üzerindeki baskıları, hani Rusya'dan da geliyor bu baskılar son itibariyle, baskıları hafifletmek için karşı manevralar yapıyor şu anda, mesela telrifata müdahaleyi gündeme getiriyor vesaire, ama ilahi nihayetinde bu baskıları hafifletmek için bir geri adım atabilir. İşte bunun yansıyacağı yerler var. Söz gelimi M4 yolunun açılmasını kabul edebilir. Çünkü Rusya'ya verilmiş bir sözdür bu. Soçi ve Moskova mutabakatları çerçevesinde. Ama oyunun böyle çok basit bir şekilde hemen işte bir tarafın işte bayrağı çektiği, bittiği şeklinde bir
tabloyla sonuçlanacağını düşünmüyorum. Türkiye'de kendi kas gücünü yeterince gösteriyor ve yani ama koşullar, Suriye'yi çevreleyen koşullar da hızlıca değişiyor. Bu da Türkiye'nin lehine değil tabii. Peki, teşekkür ederim. Son tur olsun bu. Nevzat Çiçek'e dönmek istiyorum burada. Şimdi bir başlangıç yapılması bekleniyor. Suriye'de sona gelmedik ama bir başlangıç da isteniyor, bekleniyor artık. Atmosferi böyle özetleyebiliriz galiba sizin farklı turlarda da söylediklerinizden. Bu son turda Amerika ve Rusya arasında Suriye'nin bundan sonraki safhasına yönelik nasıl bir pazarlık şekilleniyor, nasıl bir konuşma şekilleniyor, kimin şartı ne? Bunu da bize anlatabilir misiniz? Tel Rifat'la birlikte bir kez daha Fırat'ın batısında Rusya ile, Fırat'ın doğusunda Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye'nin havadan komşu olduğunu hatırlamış, görmüş olduk bir kez daha. Bu iki ülkenin Suriye'yi nasıl konuştuğu Türkiye açısından çok önemli. Ne dersiniz Nevzat Çiçek, sonrasında da Fehim Terştekin? Afşin Urdakul, çok net bir şey söyleyeyim. Bunları devlet başkanları düzeyinde aldığım bilgiyle söylüyorum. ABD'nin bu saatten sonra YPG'yi destekleme sözü çok net. Ve YPG'yi yalnız bırakmayacağına dair sözü de çok net. Ve dolayısıyla bunun en büyük argümanı da IŞİD. Ve dikkat ederseniz zaten Türkiye-ABD ilişkileri ne zaman gelirse bir şekilde IŞİD çıkıyor. YPG başka bir taraftan çıkıyor. Ve dolayısıyla ABD'nin buradaki kartı net. İkinci kartı ABD'nin bölgedeki şekillenmeyle birlikte biraz önce Fehim Taştekin söyledi. Yani esas meselenin İsrail'in güvenliği meselesi olduğunu hepimiz biliyoruz. Daha bu Suriye'deki ayaklanmanın başlandığından bugüne kadar İsrail'in bu konudaki tavrı da çok net. Dolayısıyla da ABD burada YPG ve IŞİD üzerinden bölgede yeni bir şekillenmenin odağında asla ve asla İran'ın çok söz sahibi olacağı bir şeye izin vermez. Onu dengelemeye çalışır. Bu bana şunu hatırlattı. Lübnan eski cumhurbaşkanı ile bir yaptığım görüşmede Kissinger'in bir lafını hatırlattı. Şunu ifade etmişti. Türkiye ve İran bölgedeki tacımızın en değerli iki tacıdır, taşıdır. Dolayısıyla onların yere düşmesine asla müsaade etmeyiz. Yani dengeleriz. Onları bir şekilde bypass etmeye çalışırız, bir şekilde dizginlemeye çalışırız. Ama asla ve asla bu iki taşın düşmesine izin vermeyiz. Yani şu, bu iki ülkenin tırnak içinde dağılmasına çok müsaade etmeyiz ama onları kontrol altında tutmaya çalışırız. Şimdi Suriye'de esas temel mesele bölgede yeniden bir şekillenme olursa ki bu yeni şekillenme özellikle Arap Baharı'ndan sonra çok net karşımıza çıktı. Ve Arap Baharı'nın başarısızlık neticesinde ortaya çıkardığı sonuçlar şu an Suriye'de etkilemeye başladı. Ve dolayısıyla da bölge ülkeleri yeni bir dizayn olacağının farkındalar ve bu yeni dizaynla birlikte üç sorunun temel cevabı var. Bir, Irak'ta eğer ABD çekilirse bölgede Irak'ta ne olur sorusunun cevabını aslında biz son seçimlerde gördük. Mesela son seçimlerde İran'ın desteklediği listenin çok ciddi anlamda güç kaybettiğini gördük. Ama diğer tarafta Muhtar el-Sadr'ın Irak siyasetinin en temel belirleyici unsurlardan birisi olduğu tekrar ortaya çıktı ki seçime son 1-2 hafta kala seçime katılmayacağını ifade eden bir Muhtar el-Sadr'dan bahsediyoruz. Dolayısıyla da Mısır Sisi ile birlikte yeniden Araplar içerisinde ağırlığını korumaya başladı. Yeniden politika üretmeye başladı. Burada tabii Lübnan krizi var. Lübnan krizinin çözümü noktasında biraz önce Fehim Taştekin de söyledi. Yani Sezar yasalarının aslında kısmi delindiğini gördük ve orada özellikle İran etkisi ki bugün biliyorsunuz bir çatışma yaşandı. Lübnan'da Hizbullah ve Emel milislerine katıldığı bir çatışma yaşandı. Dolayısıyla da bu yeni durum içerisinde Rusya burada zaten alacağını aldı ve garanti altına almaya çalışıyor bu alacağını. Burada iki temel faktör vardı. Bir tanesi Libya meselesi ve Doğu Akdeniz meselesi ki burada Mısır'ın tavrının çok net olduğu gerçeğini görmemiz gerekiyor. Mısır Bingazi'nin kendi kırmızı çizgisi olduğunu çok net ifade ediyor. Sisi bunun böyle olduğunu ifade ediyor ve dolayısıyla asla ve asla Bingazi'den vazgeçmeyeceklerini ifade ediyorlar. Dolayısıyla Türkiye Mısır'la Müslüman kardeşlerden sonra ikinci bir çatışma alanını aslında Libya'da görüyor. Fakat İran'la olan meselesine baktığınızda aslında çok büyük bir çatışma alanı Suriye dışında gözükmüyor. Dolayısıyla da Rusya ve ABD'nin bölgedeki şekillendireceği yeni yönetimde çıkar odaklı olacak. Yani çıkar odaktan kastım şu,
ABD YPG üzerinden bölgenin kontrolü ve İsrail'in güvenliği meselesini asla ve asla geri plana atmayacak. Rusya da kendi kazanımlarını garanti altına almayan hiçbir anlaşmaya müsaade etmeyecek. Ve dolayısıyla da oyunun bu rengi. İkinci bir rengi oyunun enerji meselesi. Yani özellikle Katar'ın ve İran'ın Suriye üzerinden aktarılacak olan enerji meselesi vardı. Biliyorsunuz bu işlerin esas temel meselelerinden bir tanesi oydu. Avrupa pazarı ve Rusya. Aslında Rusya Avrupa pazarına bu işin gitmemesini engelleme noktasını orada inisiyatifini çok net ortaya koyuyor. Dolayısıyla sadece ABD ve Rusya'nın Suriye meselesi üzerinden anlaşması olası mı? Hayır. ABD ve Rusya Suriye'ni bir parça koyarak diğer meselelerle birlikte pazarlık unsuru haline getiriyorlar. Yoksa Suriye'nin, özellikle Rusya'nın Türkiye'yle ilişkisine baktığında Suriye'de bir tırnak içinde söylüyorum, çıkar çatışması var. Libya'da bir çıkar çatışması var. Ama aynı şekilde Kırım ve Ukrayna'da bir çıkar çatışması var. Fakat belli bir işbirliklerinin yapıldığını görüyoruz. Dolayısıyla da Suriye aslında bir joker gibi, yani diğer kartların kazanımı noktasında herkesin öne sürdüğü bir kart gibi duruyor. Uzun vade içerisinde eğer Suriye'de bir çözüm sağlanmazsa, Arap Ligi şunu biliyor, Arap ülkeleri şunu biliyor, bu sürecin uzun vadede dış müdahaleye açık kalacağını ve eğer büyük güçler burada anlaşır ve çekilirse yerine bırakacakları, vekalet yürütecekleri IŞİD ve benzeri gibi yapıları kendilerini rahat bırakmayacaklarını biliyorlar. Evet. Dolayısıyla da kısmi bir çözüm şu an herkesin umudu, ama benim açıkça bölgeden edindiğim izlenim herkesin kontrol ettiği bir Suriye gerçeği. Yani kim hangi bölgede güçlüyse onu kontrol altında tutacak. Suriye'nin toprak bütünlüğü meselesi gündemine gelecek. Ama lider değişimi sağlanır mı sağlanmaz mı kısa vadede onu da çok düşünmüyorum. O da kalacak. Teşekkür ederim Fehim Taştekin. Buyurun. Nevzat Çiçek tabii Amerikan desteğinden ve rolünden girdi. Ben de oradan bir şeyler söyleyerek devam edeyim. Şimdi bir tarafta elbette işte yani İran yaptırımlarını Halkbank üzerinden devammış bir Türkiye, Rusya ile S-400 alımıyla savunma ortaklığına girmiş bir Türkiye, şu anda Amerika'da işte alarım nedeni ve böylesi bir denklem devam ederken ne Biden yönetimi ne de öncekiler Erdoğan'a herhangi bir iyilik yapmak istemediler. Erdoğan'ın beklediği iyilik Suriye'de YPG'ye, işte Suriye Demokratik Güçlerine desteğin kesilmesiydi vesaire. Şimdi işin bir tarafında bu var. Diğer tarafında ise yani daha biraz önce de konuştuk, tartıştık. Trump döneminde belirlenen Suriye politikası bir şekilde Biden zamanında da farklı ton ve ilişkilerle sürdürülüyor. Orada belirlenen ya da Suriye siyasetinin ayağı diyebileceğimiz üç şey vardı. İşte İran'ın orada elinin kolunun kesilmesi, İsrail'in güvenliğini tehdit edecek saha düzenlemesine izin verilmemesi, işte ve Suriye'de 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararı çerçevesinde çözüm için baskı üretilmesi. Şimdi bu baskıyı üretmek için Suriye Demokratik Güçlerine desteği sürdürüyorlar. Amerikan yönetimi biraz tabii ki Afganistan'dan çekilirken Suriye'den de çekilir mi sorusu nedeniyle Kürtler arasında da bir tedirginliğe yol açtı. Kürtlerden ve özerk yönetimden oluşan bir heyet Moskova'yı ve işte ABD'de Amerikan Dışişleri Kongre'de vesaire temaslarda bulundu. Amerikalılar bu temaslarda bu çekilme senaryosunun Suriye'de tekrarlanmayacağını söylediler. Böyle bir güvence verdiler. Hatta siyasi temas sayılabilecek yeni bir boyutta katabilirler bu ilişkiye diye de bir ümit verdiklerini anlıyoruz. Şimdi bu tablo elbette sahada Türkiye ile ABD arasındaki gerilimi besliyor, beslemeye devam edecektir. Ancak Amerikan yönetiminin bu duruşu Kürtlerle ilgili bir çözüm bulma konusunda Rusya'ya da pas atıyor. Yani Rusya epey zamandan beri Kürtlerin Şam'la anlaşmasını istiyordu. Hala bunu istiyor. Tabii ki Türkiye'nin istediği bir şey değil. Fakat bu sefer bu denklem Kürtlerin de yaptığı çağrılarda da bunu görüyoruz. Amerika'dan da istenen bu. Şam yönetimiyle bir müzakere zemininin ciddi olarak açılması ve burada bir çözümün bulunması. Şimdi
Tablo bu. Rusya buna katkıda bulunmaya hazır ama Rusya aynı şekilde Türkiye ile de stratejik ilişkilerini, NATO'yu belki terörize eden ilişkinin boyutunu da önemsediği için burada dengeli bir politika gütmeye çalışıyor. Şimdi bu ne kadar daha sürdürülebilir? Arap dünyasında Şam'a bakış değişirken ve hatta Kürtler Arap dünyasında ilk kez anlayışla karşılanırken, yani Kürtlerin mesela Suriye Demokratik Güçleri ve Suriye Demokratik Meclisi temsilcilerin birkaç Arap başkentini ziyaret ettiğini, çok işte sıcak karşılandığını burada hatırlatalım. Şimdi böylesi bir değişim yaşanırken Türkiye ne kadar daha koridor konsepti içerisinde askeri müdahaleyi genişletebilir? Buna Rusya izin verir mi? İşte bu son derece önemli bir soru. Koşullar hızlıca değişiyor ve Türkiye'nin bu şekilde geliştirdiği çökertme stratejisinin önündeki engeller ya da bununla ilgili şeyler, itirazlar artıyor, devam ediyor. Şimdi bu elbette Türkiye'nin Suriye'deki geliştirdiği bu politikanın ya da stratejinin bir anlamda çıkmazını da oluşturuyor. Yani mesela pek içeride de iç kamuoyunda da artık Esad yönetimiyle görüşülmesi ve bu sorunun çözülmesi yönünde bir şey var, bir kanaat var ve bu giderek yüksek sesle dillendiriliyor. Ama bu adımı atmayı önleyen şey de, istihbarat düzeyindeki temasları kastetmiyorum, önleyen şey de yine Kürtlerle ilgili burada yeni bir yaklaşımın geliştirilememesi. Bu içeride aslında yeniden bir barış süreci birçok şeyi değiştirebilir, etkileyebilir. Ama iç kamuoyu ya da iç siyasi dengeler bu noktadan çok uzak. Benim bu çerçevede söyleyebileceklerim bu kadar. Elbette, buyurun, pardon. Hayır, bir yandan süreyi gözlüyorum. 45'te reklama gidiyoruz çünkü, ama sizi kesmek istemedim. Çünkü sonuna geldiğini biliyorum ifadelerinizin. Son cümlenizi de duyup ondan sonra veda etmek isteriz. Buyurun. Yani bu çevresel koşulların değişimi son derece önemli. Yani uzun bir aradan sonra mesela Mısır, Ürdün, Irak arasında üçlü liderler zirvesinde olması, işte yeni mekanizmaların geliştirilmesi, enerji hatlarının, eski enerji hattı projelerinin tekrar masaya yatırılması, ki Türkiye bunlarla bir zamanlar çok çok ilgileniyordu. Şimdi bu olduğu takdirde, bu sözünü ettiğim üçlü ilişkiler, bunu da Suriye'yi de içine katarak bunu dörtlü bir konsepte çektiklerinde, bu sefer bölgede Suriye'nin yeniden inşasını yaratacağı bir şey var, bir potansiyel var ve bu potansiyel daha çekici hale gelecektir. O yüzden Türkiye'nin Ankara'nın izlediği siyaseti gözden geçirmesi, bu konuda çok da gecikmemesi önem arz ediyor. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Vakit el verdiğince farklı boyutlarını konunun değerlendirmeye gayret ettik. Bugün Türkiye'nin, affedersiniz, Suriye'nin tekrar Arap Birliği tarafından kabulü, Suriye'de artık sona yaklaşıldı mı, nasıl bir başlangıç arzu ediliyor? Bütün bunları anlamaya çalıştık. Çok teşekkür ederim katkılarınız için. Nevzat Çiçek ve Fehim Taştekin'e, gazeteciler bizimle beraberdi. Bir yandan da sıcak görüntüler ekrana geliyor. Taliban heyeti temaslar için başkent Ankara'da. Anadolu Ajansı'nın servis ettiği görüntüler şu anda ekrana geliyor. Taliban heyeti masanın, odanın solunda, karşısında da Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun başkanlığındaki dışişleri heyeti görüşme için bir aradalar. Duyabiliyor muyuz acaba ne konuşulduğunu? Yok, peki. Görüntüler canlı değil ama yeni servis edildi. Anadolu Ajansı tarafından biz de ekrana getiriyoruz. Taliban heyetinin Türk dışişlerinde gerçekleştirdikleri bu toplantıdan görüntüler ekranda. Bunu da ekrana getirdikten sonra araya reklam edeceğiz. Burada noktalıyoruz 360. Yarın 16'da ekrandayız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.